ne yaptığının farkındasın değil mi? Boşuna uğraşıyorsun. Babasını senin ayarladığını biliyorum. Çınar da bunu anlayacak kadar akıllı. Çınar gerekli cevabı verdi sanırım. Başka soruya mahal var mı? İyi geceler arkadaşlar. O kadar yaralısın ki neye, kime saldıracağını bilmiyorsun. Yeşim, bu en çok seni yaralar. Toparla kendini. Hadi, gidiyorum. Bu kadar yeterli lütfen. Arkadaşlar bitti lütfen. Lütfen arkadaşlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Pardon. Hiçbir sorun yok, her şey yolunda. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin. Evet, gidelim. Ne şovdu ama. Yapma Yeşim. Bana Çınar'a inandığını söyleme. Herkes yeterince duydu ve öğrendi Reyhan. Bu da bana yetti. Vazgeçiyorsun yani. Oysa ben bunun bir oyun olduğuna adım gibi eminim. Çınar o kıza aşık değil. Eğer işin peşini şimdi bırakırsan kaybeden sen olursun. Sana ne Reyhan? Neden umursuyorsun ki bunu? Çıkarın ne bu işten ha? Saçmalıyorsun. Ben senin aşkına inandığım için sana yardım etmek istedim. Ben de bunu merak ediyorum işte Reyhan. Normalde beni günahın kadar bile sevmezsin. Fırsatın olsa bir kaşık suda boğacaksın. Ama şimdi neden bu? Niye bu kadar peşime düşüyorsun ha? Bunu sorgulamak için biraz geç kalmadın mı? Çınar nerede Reyhan? Ne planlıyorlar Reyhan diye peşimde koşarken aklın neredeydi? Ha? Şimdi işler bozuldu diye suçlusu ben oldum öyle mi? Sen beni salak mı sandın ya? Başından beri ne çevirdiğini fark etmiyor muyum zannediyorsun? Sadece neden olduğunu merak ediyorum Reyhan. Madem bana inanmıyorsun, bundan sonra tek başınasın. Şimdiye kadar da hiç işe yaramadın ki zaten. Nasıl açılıyor? Her an bir rezalet, hep bir kargaşa. Nedir bu ya? Bu kadar havadisi nereden alır bu adamlar? Aklım fikrimi almıyor. Aile için meselelerimizi çığırtanlar sağ olsun. Kimmiş bunlar İkbal Hanım? Bir bildiğiniz varsa bana da söyleyin. Bir de soruyor musun Necip Bey? Kim olacak? O sarı çıyanla baş münazırı Zümrüt Hanım. Bunun altından kim çıkarsa çıksın fark etmez. Bu sefer canlarını fena yakacağım. Durdur arabayı. Burada mı? Durdur dedim. Yolun ortasında duramam. Mehmet dur dedim ineceğim. Ece saçmalama. Seni eve ben götüreceğim. Ya neden anlamıyorsun ya? Seninle yan yana olmak istemiyorum. Şimdi daha fazla gelme beni de durdur arabayı. Ece lütfen benimle inatlaşma. Mehmet ya durursun ya da atlarım. Ece! Ne yapıyorsun? Ölebilirsin, farkında mısın? Mehmet, seninle yan yana oldum. Seni gördüğüm her an ölüyorum ben zaten.
İyi geceler Çınar Bey. İyi geceler. Toprak. 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 Özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Geldiğinden beri şu karşılaştıklarına bak. Sana bu gece yaşatılanlardan dolayı çok üzgünüm. Ben arkamda utanılacak şeyler bırakmadım Çınar. Kaçtığım utanılacak şeyler değildi. Ben sadece acılarımdan kurtulmak istedim. Ama insan ne kadar isterse o kadar çok yüzüne vuruluyor demek ki. Benim yaşadıklarımı, nasıl kahrolduğumu başıma gelmeyen bilemez. Ben evladımı kaybettim. Ellerimle çocuğumu toprağın altına koydum. Canımı koydum. Ağlama lütfen. Ama insanların bu acımasızlığı yaşadıklarımdan çok canımı yakıyor. Toprak. Seni bu çirkefin içerisine ben soktum. Üzgünüm. Buraya gelmeyi ben istedim Çınar. Yaşadıklarımdan kurtulmak istedim. O yüzden bu olanlarda senin bir suçun yok. Ama sana bunu yaşatmaya da kimsenin hakkı yok. Sana söz veriyorum. Bunu yapanı bulacağım. Ondan hesabını soracağım. Bir daha da böyle bir olay yaşanmayacak.